Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size bitkilerde eşeyli üremeyi anlatacağım. Tamamını bu videoya sığdırmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle, ilk önce yapısından bir bahsedelim. Tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir arkadaşlar. Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkilerin çiçekleri farklılık gösteriyor. Açık tohumlu bitkiler neydi? Kozalaklı bitkilerdi, değil mi? İşte bunların bitkileri kozalaktır. Yani çiçekleri kozalaktır ve burada eşeyli üreme gerçekleşiyor. Ama kapalı tohumlu bitkilerin işte çiçekleri biraz daha, nasıl diyeyim, gösterişlidir arkadaşlar. Gösterişli olduğu için de daha kolay bir şekilde tozlaşma olayı gerçekleşiyor. Söylediklerimi yazayım birazcık. Şöyle diyelim. Tohumlu bitkilerde üreme organı neydi? Çiçekti, değil mi? Çiçektir. Açık tohumlu bitkilerde çiçek kozalaktır. Arkadaşlar, bu kozalak dediğimiz yapı erkek ve dişi şeklinde birbirinden ayrılıyor. Erkek ve dişi kozalaklar birbirinden farklı. Yani siz baktığınız zaman bunları birbirinden ayırt edebilirsiniz. Dişi kozalakların işte yapısında bulunan o pullar biraz daha açıkta bulunuyor. Erkek kozalaklarda ise arkadaşlar biraz daha kapalı diyebiliriz. Erkek kozalaklarda polenler oluşurken dişi kozalaklarda ise yumurta üretilir ve polenlerle yumurtalar bir araya geldiği zaman döllenme olayı gerçekleşir. O zaman şöyle diyelim. Erkek ve dişi kozalaklar birbirinden farklılık gösterir. Dediğim gibi erkek kozalakların yapısı biraz daha açık, dişi kozalakların yapısı ise arkadaşlar biraz daha kapalı diyebiliriz. Evet, gelelim kapalı tohumlu bitkilerin çiçeklerine. Arkadaşlar, kapalı tohumlu bitkilerin çiçek yapısına ilk önce bakalım. Daha sonra bu çiçek yapısıyla ilgili size bazı kavramlar vereceğim. Şimdi çiçeğin yapısına baktığımızda kapalı tohumlularda bakın ortada şöyle bir dişi organ bulunur. Dişi organ. Dişi organın hemen yanında şöyle erkek organlar bulunabilir. Tabii ki bu bütün bitkilerde birlikte bulunur diye bir şey yok. Zaten çeşitlerini birazdan söyleyeceğim. Daha sonra şöyle bir çiçek sapı vardır. Bu çiçek sapının hemen altında çanak yapraklar vardır arkadaşlar. Yeşil renklidir bu çanak yapraklar. Ve çiçeğe gösteriş katan taç yapraklar vardır. Bu taç yapraklar daha renkli olan yapraklardır. O zaman isim olarak yazalım. Bakın bu nedir? Çiçek sapı. Şunlar çanak yaprak. Çanak yapraklar yeşildir ve fotosentez yapabilir. Şunlar taç yaprak. Bu erkek organ. Şu da arkadaşlar nedir? Dişi organ. Dişi organ. Dişi organ daha içtedir. Çünkü embriyo gelişimi dişi organda gerçekleştiği için daha korunaklı olması gerekiyor. Arkadaşlar, dişi organı bulunmayan çiçeklere, yani sadece polenler, şu erkek organlar varsa biz bunlara ne diyoruz? Erkek çiçek diyoruz. O zaman yazalım. Dişi organı bulunmayan çiçeklere erkek çiçek, erkek organı bulunmayan çiçeklere ise ne diyoruz? Dişi çiçek diyoruz. Dişi çiçek denir. Eğer ki her ikisini birlikte bulunduruyorsa arkadaşlar ne diyeceğiz ona da? Erselik çiçek diyeceğiz veya hermafrodit çiçek diyeceğiz. Her ikisini de bulunduran çiçeklere erselik veya hermafrodit çiçek denir. Şimdi eğer ki dişi ve erkek çiçekler aynı ağaçta ise biz bu ağaca tek evcikli ağaç diyoruz. Yani
Erkeğin evi de dişinin evi de tek bir tane. Tek evcikli. O zaman yazalım. Erkek ve dişi çiçek aynı ağaçta ise tek evcikli. Tek evcikli, diğer bir adıyla monoik. Farklı ağaçlarda ise buna da iki evcikli veya çift evcikli diyebiliriz arkadaşlar. İki evcikli yani dioik ağaç denir. Dioik ağaç denir. Şimdi monoik ve dioik ağaçları örnek yazayım. Monoik ağaçları örnek olarak mesela kabak, kavun, karpuz. Bunların erkek ve dişi çiçekleri aynı yerdedir. Dioik olanlar ise arkadaşlar mesela hurma, söğüt, kabak, incir, kivi. Bunlar da nedir? İşte dioik çiçeklere örnektir. Şunu da söylemek istiyorum. Çiçeğin yapısına baktığımızda çanak yaprak yeşil renklidir ve fotosentez yaparken taç yaprak kesinlikle fotosentez yapmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi ben size dişi organı ve erkek organı şuraya ayrı ayrı çizip üzerinde yapıları göstermek istiyorum. Bakın şu bizim çiçeğimizde bulunan dişi organ. Bu da arkadaşlar çiçekte bulunan erkek organ. Şimdi dişi organa baktığımızda bakın yapısında şu üst kısımda bulunan yapıya dişicik tepesi diyoruz. Dişicik tepesi, diğer bir adıyla stigma. Şuraya dişicik borusu diyoruz arkadaşlar. Dişicik borusu, diğer bir adıyla stilus. İkinci isimleri genelde sorulmuyor. Şuraya ise ovaryum diyoruz. Yani yumurtalık. Ovaryum, yumurtalık. İşte yumurtanın üretildiği yer burasıdır. Gelelim erkek organa. Erkek organda iki yapı vardır. Bir anter dediğimiz başcık. Bir de arkadaşlar filament dediğimiz sapcık. Bu da sapcıktır. Evet, erkek organ ve dişi organ kısımları bu şekilde. Şimdi eğer ki burayı anladıysak nereye geçiyoruz artık? Üreme basamaklarına geçiyoruz. Bitkilerde üreme basamakları. İlk önce basamakların isimlerini yazacağım. Daha sonra hepsini teker teker anlatacağım. Şöyle diyoruz, üreme basamakları. Üreme basamakları. Arkadaşlar, şöyle yazayım hepsini teker teker. Birinci basamak nedir? Görüntüyü netleştirelim. Evet. Birinci basamak üreme hücresi oluşumu. Üreme hücresi oluşumu. Yani yumurta ve polen oluşumu diyeceğiz birinci basamakta. İkinci basamak tozlaşma. Tozlaşma. Üçüncü basamak döllenme olayı. Döllenme. Dördüncü basamak tohum oluşumu. Tohum oluşumu. Ve son basamakta nedir? Meyve oluşumu. O zaman meyve en son mu oluşuyor? Evet. Arkadaşlar meyve oluşumunun amacı tohumu korumak ve yaymaktır. Unutmayın. Meyvelerin oluşum amaçları bunlardır. Şimdi burayı geçtikten sonra hemen ne diyoruz? Üreme hücresi oluşumu diyoruz. Ve erkek organda polen gelişimi diyeceğiz arkadaşlar. O zaman birinci basamak olarak şöyle bir diyorum. Üreme hücresi oluşumu. Üreme hücresi oluşumu. Bir dedik, ilk önce polen oluşumu diyeceğiz. Polen oluşumu. Poleni anlatalım, daha sonra ise yumurta oluşumunu anlatacağız. Arkadaşlar, polen oluşumu nasıl gerçekleşir? Bakın, şöyle bir erkek organdan enine bir kesit aldığımızda, şöyle enine bir kesit aldık arkadaşlar. Bu erkek organda şöyle bir yapı görülür bakın. Şöyle dörtlü bir yapı görülür. Bu yapıda şuralarda polen keseleri bulunuyor arkadaşlar. Bu polen keselerinin içerisinde polen ana hücresi bulunur. Bu polen ana hücresi
mayoz bölümüne geçirerek, bakın burada mayoz bölümüne geçirerek 4 tane N kromozomlu hücre oluşturuyor. N kromozomlu 4 tane hücre. Bunlar, bu hücrelere biz ne diyoruz? Mikrospor diyoruz. Veya polen hücresi de diyebilirsiniz. Polen ana hücresinin diğer adı mikrospor ana hücresi. Şimdi mikro neden diyoruz? Mikro ne demek? Küçük demek değil mi? Polenler küçük yapılar olduğu için mikro anlamını kullanıyoruz. Şimdi mikrospor, ürettik mikrosporu. Mikrosporlar daha sonra gelişiyor arkadaşlar. Gelişerek polenleri oluşturuyor. Bakın polenleri şu şekilde her biri polen oluşturuyor. Bu polenler yine gelişmeye devam ediyor. Bakın burada çekirdekler vardır. Endomitoz olayı gerçekleşiyor. Endomitoz. Endo ne demek? İç. Mitoz zaten bölünme. İçeride bir bölünme olayı gerçekleşiyor. Ve buradaki çekirdek, bir tane polen üstünden gösteriyorum, İki çekirdekli yapı halini alıyor. İki çekirdekli yapı. Dış kısmında da tırtıklı bir yapı bulunur. Bu yapı dişicik tepesine kolay bir şekilde tutunmasını sağlar. Arkadaşlar, içeride bulunan çekirdeklerden bir tanesi vejetatif çekirdektir. Vejetatif çekirdek. Vejetatif çekirdek ne yapar? Tüp oluşturur. Tüp çekirdeğidir. Diğer çekirdek ise generatif çekirdektir. Generatif çekirdek. Yani genini aktaran, yani üretken çekirdek. İşte generatif çekirdek ne yapacak? Döllenmeyi sağlayarak işte zigotu oluşturacak. Vejetatif çekirdek de tüp oluşturacak. Nasıl oluşturacağını söyleyeceğim size. Yazalım şuraya. Vejetatif çekirdek tüp oluşturur. Tüp. Generatif çekirdek üremeye katılır. Üremeye katılır. Şuraya tüp oluşturur diyelim. Cümlemiz devrik olmasın. Evet. Bu şekilde erkek organda polen oluşumunu anlattık. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Dişi organda yumurta oluşumu ve polen kesesi, yani pardon, embriyo kesesinin gelişimi. O zaman şöyle diyorum. Embriyo kesesinin gelişimi. Nasıl gelişecek embriyo kesesi? Arkadaşlar, şimdi dişi organda şöyle bir dişi organ yapalım. Şimdi dişi organda şöyle bir yumurta ana hücresi vardır. Bakın, yumurta ana hücresi. Yumurta ana hücresi. Bu da yine 2 N kromozomlu bir hücre. Bu hücre mayoz bölünme geçiriyor arkadaşlar. Bakın, mayoz bölünme sonucunda şöyle yapalım. Mayoz bölünme sonucunda N kromozomlu 4 tane hücre oluşuyor. Bunlardan 3 tanesi küçük olduğu için ne oluyor bunlar? Ölüyorlar. Bir tanesi de yumurtayı oluşturuyor. Bakın, yumurta. Yumurtanın diğer adı makrospor diyebiliriz. Makrospor veya megaspor. Büyük olduğu için makro ve mega isimlerini kullanıyoruz. Daha sonra bu, bakın şu embriyo kesesinin içerisinde bu hücreler. Yani şuradaki kesenin içerisinde. Daha sonra bu 3 kere mitoz geçiriyor. 3 mitoz sonucunda kaç tane hücre oluşur? Bakın, 2 üzeri 3'ten 8 tane hücre oluşur. Yani şöyle bir dişi organın içerisinde bir kese bulunacak. Bakın şöyle bir kese var arkadaşlar. Bu kesenin şöyle üst kısmında 3 tane, ortada 2 tane, alt kısımda ise 3 tane hücre var. Yazalım bunların isimlerini. Bakın, bunların isimleri. Şu 3 tane olanlar nedir bunlar? Antipod hücreler. Antipod hücre. Ortada bulunanlar polar hücreler. Polar hücre. Şu alt tarafta bulunanlardan ikisi sinerjit hücre. Ortada bulunan bir tanesi ise nedir? Yumurta hücresidir. İşte döllenmeyi gerçekleştirecek kimdir? Yumurta hücresidir. Ve polenin girdiği, bakın şurada bulunan açıklığa da biz ne diyoruz?
mikropil açıklığı diyoruz. Mikropil açıklığından ne olacak? Polen içeri girecek. Polen çekirdeği içeri girecek. Evet, bu şekilde yumurta oluşumunu anlattık arkadaşlar. Videomuz 15 dakika oldu. İsterseniz burada bitirelim. Bir sonraki videoda diğer üreme basamakları, yani tozlaşma, döllenme diğerlerini anlatalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.